İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerleri. Rus barış güçlerinin desteğiyle Mardagert Hastanesi hasta kabulüne yeniden başladı. Artsakh Devlet Başkanı'nın ofisinde acil telefon hattı kuruldu. Hollanda, Azerbaycan'da tutulan tüm Ermenileri savaş esiri olarak görüyor. Türk neo Osmanizm ve Neopantürkizm kime hizmet ediyor? APA, Irak'taki Ermeni ve Süryani kiliselerini ziyaret etti. Ermenilere yönelik soykırımı konu alan 1915 Kadınlar atlı film Amazon'da gösterime girdi. Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Batı Ermenistan'ın Muş'ta havaların ısınmasıyla çiçek açan kardelenler yöre halkınca baharın müjdecisi olarak adlandırılıyor çiçek açınca Muş Ovası'nı beyaza bürüyen kardelenler halkın ve fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Kanyonları, mağaraları ve şelalesiyle ünlü Kastamonu'nun 2500 nüfuslu Pınarbaşı ilçesini geçen yıl 120 bin kişi ziyaret etti. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, bölgede doğa harikası olarak tanınan Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı ilçesi, koronavirüs salgınına rağmen harika doğası ile ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Armen Press'in aktardığı ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Rusya Barış Koruma Birliği'nin, İnsani müdahale merkezi uzmanları Artsak'taki sosyal açıdan önemli özel binaların ve altyapılarında patlayıcı nesnelerin varlığını araştırmaya devam ediyor. Şu anda Rus barış güçlerinin de desteğiyle Martakert'teki hastane hasta kabul etmeye başladı ve okullarda eğitim süreci eski haline getirildi. Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Ofisi, vatandaşlar ve Artsaha gelen ziyaretçilerle iletişimi daha etkili hale getirmek, sorunlarına, önerilerine, taleplerine ve şikayetlerine daha etkin yanıt vermek için 119 kısa telefon numarasından oluşan hızlı bir yanıt hattı başlattı. Ermenice, Rusça ve İngilizce işlenen yardım hattını devlet programları, faaliyetleri veya organların ve yetkililerin eylemsizliği ile ilgili çeşitli sorular, öneriler ve şikayetler ile ilgili arayabilirsiniz. Buna cevaben Arsah Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Ofisi'nin eğitimli personeli farkındalık, danışma, sorun belirleme ve hızlı müdahale işlevlerini yerine getirecektir. Çalışma saatleri pazartesi cuma 9-18 arası. Hollanda'nın Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Niko Sehermers, Armen Presley yaptığı görüşmede Hollanda'nın Azerbaycan'da tutulan tüm Ermenileri savaş esiri olarak gördüğünü duyurdu. Sehermers, Azerbaycan'da tutuklu bulunan tüm Ermeniler Hollanda tarafından savaş esiri olarak tanınmaktadır. Artsakh Dağlı Karabağ sorununun çözümünde Hollanda'nın oynayacağı çok küçük bir rol var. Çabalarımızı Brüksel veya Agitmis grubu aracılığıyla gerçekleştiriyoruz dedi. Hollanda'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçisi, Artsakh Dağlı Karabağ sorununa uzun vadeli bir çözüm bulunmasını umduğunu ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmaya göre Ermeni savaş esirlerini iade etme taahhütlerini yerine getirmeyi reddetti. Azerbaycan, bütün tutsakları Ermenistan Cumhuriyeti'ne teslim ettiğini ve sadece suçluların ellerinde olduğunu belirtiyor. Stanislav Tarasov'un Regnum sitesinde yayınlanan makalesinden bir bölümü sizlere sunuyoruz. Türkiye için ithal edilen neoosmanlıcılık ve neopantürkizm ideolojileri Türkiye'nin kendisini şok ediyor. Ankara'nın artık ortak Türk topluluklarının lideri rolünü oynamaması mümkündür. Bugün laik Türkiye'yi yaratan ideoloğu Kemal Atatürk'ün sözleri daha anlamlı gelmeye başladı. Türkiye'nin gelecekteki dirilişini kurtarmak ve saldırıya geçmek için bir şimdi geri çekilmeliyiz. Türkiye'nin kazandığı ve Azerbaycan için Arsa Savaşı'na aktif katılımı, uzmanların ve gazetecilerin Ankara'nın dış politika doktrinlerine olan ilgisini keskin bir şekilde artırdı. Onlar iki terimle temsil ediliyorlar. Neo-Osmanlıcılık ve Neo-Pantürkizm. Bu iki ideolojinin her birinin savunucuları aynı büyük Türkiye'yi kurmaya çalışıyorlar ve kimileri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pratikte bu iki yönü sentezleyen bir politika izlediğini iddia ediyor. Irak, Suriye, Libya'daki savaşları ve Yunanistan ile askeri bir çatışmayı kışkırtma girişimleri Neo-Osmanlıcılığın yani Ankara'nın eski Osmanlı İmparatorluğu içindeki etkisinin restorasyonu olarak sunuluyor. Kıbrıs'ın 1974'teki askeri operasyonu ve son Arsa Savaşı'na katılımı Neopantürkizm doktrininin başarılı bir şekilde kullanılmasının bir sonucu olarak tanımlanıyor. Ayrıca Ankara yaklaşık 20 milyon etnik Azerinin yaşadığı İran'a da göz dikmiş durumda. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Roma Katolik Kilisesi başı Papa Francis Musul'dan ayrılmadan önce Irak'taki Ermeni ve Süryani kiliselerini ziyaret etti. Konuyla ilgili haber Vatikan muhabiri Ines San Martin'in Twitter sayfasında yayınlandı. Martin, "Papa Ermeni ve Süryani kiliselerine özel bir ziyarette bulundu" diye yazdı ve fotoğraflar paylaştı. Papa Francis'in Irak ziyaretine 5 Mart'ta başladığı ve onun Orta Doğu ülkesini ziyaret eden ilk Roma Katolik Kilisesi Başkanı olduğu hatırlanmalıdır. Papa'nın Irak'a olan ziyaretini dün 8 Mart'ta sonlandırdığını hatırlatalım. Zartong Medya'nın yazdığı ve Panorama IM'in aktardığı habere göre Armenoid Productions 2016 yılında çok sayıda ödül kazanan kendilerinin uzun metrajlı filmi olan 1915 Kadınları adlı belgeselin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Amazon videoda yayınlandığını duyurdu. Belgeselin Ermenilere yönelik soykırım sırasında en korkunç işkenceyi yaşayanların kadınlar olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor. Film kadınların hikayelerini anlatıyor. Dört kez Emmy ödülüne layık görülen belgesel film yapımcısı Barret Maronyan, Filmimizde anlatılan kadınlardan biri 1922 yılında Ermenilere yönelik soykırımdan ve Smirna İzmir'in büyük yangınından kurtulduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Victoria Artinyan'dır. Kendi memleketindeki ölüm ve yıkım küllerinden bu imkansız travmatik olayların üstesinden gelmeyi başardı. O ayrıca kızının manevi oğlu dünyayı kelimenin tam anlamıyla değiştiren Steve Jobs'un yetişmesinde de yardımcı oldu dedi. Bundan başka 1915 Kadınları adlı filmde onurlu Diana Apgar ve Danimarkalı misyoner Maria Jacobsen gibi cesur Amerikalı ve Avrupalı kadınların belgeleri ve duyguları da yer alıyor. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenia TV'de Yerevan Şehri Tarih Müzesi'nin Antik Ortaçağ Tarihi Bölümü Başkanı Angela Teryan, Yerevan'ın Orta Çağ'daki tarihini, Yerevan adının kökenini, Yerevanlıların kültürel geleneklerini, törenlerini, Yerevan'ın erken Orta Çağ mimarisini sundu. Farklı zamanlarda yapılan kazılara ve Yerevan'ın farklı bölgelerinde bulunan bulgulara değindi. Yerevan'ın dünyanın en eski şehirlerinden biri olduğunu kanıtlayan müzede tutulan arkeolojik eserleri gösterdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artsakh'ın Vararakın adlı topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hodalo Canatlı adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.